Merhabalar, ben Köfte İsköfte ve sen de kimsin lan? Merhaba. Bakalım senden merhaba çıkınca. Lan. Neyse, eski haline geri dön. Heh, tamam. Dön dedim. Bir dakika, şapka eş nerede ha? Heh, tamam, güzel. En son kiraz ağacı elde etmiştim ya da kamera karşısında etmemiş olabilirim onu. Ve gece olmuş. Ve bolca kiraz elde ettik. Kiraz ne işe yarıyor? Evet. Eniyay bana birazdan cevap verirse göstereceğim. Ve bu seferki fon sesi benden gelmiyor. Gördüğünüz gibi Sido ile elde ediyor. Eş, bu seferki fon sesi kimden geliyor? Benden geliyor. Tamam, arada bir şey soracaktım bir de bu arada. Şu gözlüklerin bir problemi vardı, onu çözdüler mi? Bunların? Evet. Gel deneyelim. FPS kaç şu an? Bir dakika. 46. 46. 59, 44. Şimdi? Senden uzaklaştıkça artıyor. Şu an gözlükleri takmıyorum. Şu an daha düşük ya. Yok ya, aynı şey. Şimdi... FPS normal. Sen takınca artıyor, inanmıyorum. Oha. 58'de şu an. 54. Demek ki neymiş, gözlükleri sürekli takıyormuşum. Normalde bunlar lag yapıyordu. Evet, şimdi bizim Carpenter'ımız vardı burada bir tane, evet. Bir de Squeezer yapmıştın sen, de onu kaybettim sanırsam ben. Güzel. Evet, kaybettim. Olsun, sıfırdan yaparım. Squeezer. Tin... sorry. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tin tin tinimini hanım, tin 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 tin. Evet, story casing. 6 tin. 2 glass ve biraz daha glass'a ihtiyacımız olacak. Ash. Buradayım, şeyi düşünüyordum, şu Tome of Alcahest'i yapmak istiyorum ama. Hayır, biraz daha glass'a ihtiyacımız olacak ne demektir? Cobblestone geçireyim biraz bu var ayrıca. Bir dakika. Carpenter'ımızı da şuraya koyalım. Uyuş. Arkaya pek hoş olmayan bir yere düştü. Umarım sağlık olsun. Ya çok Amiraj. Şeker bu. Hı? Çok şeker bu kalemler. Hatırlatırım, dün geçen günden beri hep bunu deyip duruyorsun. Gerçi hani doğruya doğru şey, sevimliler baya. Ve bunları da ups, bir saniye. Bu olmaz. Eş. Efendim? Bana bir şey daha getireceksin. Buyur. Energy Conduit. Getireyim mi, yapayım mı? Var zaten orada. Bir dakika bakayım. Tam burada varmış. İki tane yeter mi? Bilmem. Yetmez muhtemelen. Tamam, yapayım biraz daha. Bir saniye. Ha, şurada varmış üç tane. Ah. Selmiş. Evet. Şuradan geçebilirsem enerji hattımızı bağlayacağım. Eş, burayı neden labirent halinde yaptın?
Ben orada kablolar için yer bırakmıştım ama öyle olacağını düşünmedim. Ha, sıkıntı benim için labirent. Ot. Tamam, siz de buradasınız. On direnç seviyorum. Ben de. Evet, ve şimdi içerilerimizi alıyoruz. Ve bu squeezer'ın içine koyuyoruz. İçeriler bize Seed Oil'i elde edecek. Oy, bayağı hanimiz var. Seed oil mu çıkıyor? Evet. Ben sadece seedlerden çıkıyor sanırım. Lime'lardan iki tane framework malzeme oluyor bu. Trailizer mı yaptın? Trailizer'ımız var, evet. Hmm. Ben biraz Lumbrex ile dışarı çıkayım diyeceğim de gündüz yapalım diye. Tamam. Ha, bu arada aslında gündüz yapmaya gerek yok. Şunları bekliyoruz zaten. Ben de bir Nether'a gitmek istiyordum. Tamam. Kılıç. Bir tane framelik malzememiz de olmuş zaten. Bende biraz ağaç var direkt. Koysana şu chest'e. Ben gereken kadarını alırım. Bunun anlamı yarısını alırım demek. Evet. Ve şu an impregnated steam'imizi frame'imizi yapıyoruz. Yaptık. Ama bunu impregnated frame olarak kullanmayacağız. Bunu başka bir şey olarak kullanacağız. Sol frame. Impregnated frame Forestry'nin kendi frame'lerinden bir tanesi. Ve ne, basitçe arının verimliliğini çok fazla arttırıyor. Sol frame ise ekstra bir isim eklediği bir frame ve arıların mutasyon şansını inanılmaz derecede arttırıyor. Gene bir mutator block değil ki onun için Alviera'ya giriş yapmış olmamız lazım. Ama gene de inanılmaz iyi bir mutasyon arttırıcı. Şöyle diyeyim, mutator block ise aslında bu mutasyon şansını arttırıyor. Açık iki katına falan mı çıkartıyordu? Tam hatırlamıyorum. Mutator block ise direkt mutasyonu %100'e içine koyduğunuz şeyler değişiyor gerçi. Ama mutasyon şansını %100'e kadar çıkartabiliyor. Bizim en son dünyada mutator block kullanıyordum, hatırlıyorsun değil mi? Evet. Uranyumla yapıyordun Nether değil mi? Ben vazgeçtim Nether. Ben şeye gideyim ya. Exploration'a gideyim gene. Belki Tamamdır. Oblivion Frame falan bulurum diye. Zaten sanırsam şu an pek bir... ah, cümleyi toparlayamadım. Creeper ne haber? Gel bakalım Exterminator'ın tadına bak. Hoşuna gitti mi? Pek Şey sende sanmıyorum. mi? Ne? Tom X Cook muydu? Evet, ben de. Aa, dur, unutmadan bu çerelerde bir beehive var mı? Çünkü beehive'ların nasıl kırıldığından bahsetmemiştim. Ha, tamam. Evet. Hemen bir beehive bulup geliyorum. Ve karşınızda. Aa, bu ilginç. Ha, bir adet hive buldum. Bir adet de Tom Crafton Silver Wood'unu buldum. Ve kırdım. Ve inventory'm dolu. Scoop'umuzu alıyorum. Ha, önce çantamı açayım. Oo, hem de iki tane hive. Scoop'um nerede benim? Sana mı verdim? Ha, bendeymiş, tamam. Tabi bu Tomium Scoop, bu biraz daha güçlü bir versiyonu. Normal Scoop. Dur.
Ama Scoop Tom Craft şey Force 3'nin kendi eklediği Scoop şu şekilde craft ediyor, Stick ve Wool. Bu ise bu şekilde craft ediliyor ve bu Magic Beast tarafından ekleniyor. Arı kovanlarını bulduğunuzda bunu Scoop'la kıracaksınız ve size bunları verecek. Ve hani combo alamıyorum. Stone'ları at. Hayır, hayır, hayır. Ve ben şunun sapling düşürmesini bekleyeceğim. Abi bir saniye, Silk Touch'lı top... Silk Touch pickaxe'le ne toplanabiliyormuş biliyor musun? Efendim? Ha. Leave'ler. Ben de şey buldum, bir tane Greatwood buldum şu. Lumber X'i aldın mı yanına? Ne? Lumber X. Yok almadım. He. Shark Mystic 2 çıktı, 2 tane kitap. Olivine çıktı. He. Evet ben şunun... Ah. Ben şunun saplinglerini toplamaya çalışıp geliyorum. Ve ben maalesef bir tane bile sapling çıkmadı. Evet. Ben de iki tane kırdım ve çıkmadı yani. Ayrıca bir tane bile Dark Village bulamadık ya. Evet. Bizim serverların bir başka talihsizliği de çoğunlukla village bulamayız. Gerçi bulduğumuzda tam village olur o ayrı mevzu da. Evet. Genelde bulunmaz. Evet, ilerleyelim bakalım. Daha sonra evimize geri dönelim bakalım. Sen de ilginç bir şeyler bulduğun takdirde o. Willowwood buldum. Ne buldun? Willow. Natural'ın eklediği. Ve biraz daha Quarried Stone. Ve evi biraz sollamışım. Evi de haritada göremiyoruz ki. Evet. Waypoint'e koymayı unutmuşum ben. Muhtemelen gene bu bölüm sonunda gene unutmuş olacağım. Ha unutmadan iki adet duyurumuz var. Evet. Birinci duyuru Nitrado'dan ufak bir hediye. Bu video içerisinde birkaç yer, bir yerde daha doğrusu bir kupon kodu göreceksiniz. 25 TL'lik bir kupon. Bu hani. Yani dikkatlice izleyin videoyu. Diğer duyuru ise... nasıl tarif etsem? Aslında Feed the Köfte 2 ile alakalı bir duyuru. Ama bir yandan da değil falan filan. Bam diye söylüyorum. Feed the Köfte 2. sezon multiplayer olacak. Ve orada ki multiplayer'lık bir community şeklinde, daha doğrusu Forgecraft gibi ya da Köfte dur. Ya bir bozma. Mindcrack gibi falan filan bir community, yani topluluk şeklinde. Herkes birbirinden bağımsız evlerde olacak. Birbirleriyle ortaklaşa olanlar da olabilir falan filan. Ben de kalabalığa tercih edeceğim kısmetse. Evet. Yeni bir sorunum olacak ama. Kim olduğunu şimdi söylemiyorum henüz. Evet. Bu serverda genelde yani mod konusunda bilgisi iyi olan ya da en azından bir server içerisinde adabı düzgün olacağını bildiğimiz YouTuber'lar, streamer'lar ve onların sağlam referansının olduğu kişiler olacak. Yani sakın ki bana gelip abi beni server'a al deme. Demeyin. Almayacağım. Aksel, hatta tam aksine banlayabilirim bile özellikle. Hani hiçbir şekilde server'a giremezsiniz. Bu yani. Evet, duyuru buydu. İki duyurumuz da buydu. Hayırlı olsun. Bu arada server'ımızın adı da muhtemelen Köfte İstan olacak. Daha iyi bir isim aklına gelen varsa söylesin yalnız. Bunun yanı sıra bu server de aynı zamanda onun bir test server'ı.
Server bize Nitrado sağlıyor. Öyle yani, güzel bir serverımız var. Bayağı uzun zamandır bunda oynuyoruz ve hiçbir şekilde lag şudur budur almıyoruz normal oyunlarımızda. Şimdi biraz daha kasınç şeyler de ekleyeceğiz bir yandan ve biraz daha kalabalıklaşacağız yavaş yavaş. Yani test serverına ileride gelecek kişiler mevcut. O şekilde. Eminim birçok kişi dikkatlidir bu konuda. Geçen sefer ilk tanıtım bölümünü çektiğinde fark ettiler ya Skype kullandığını. Bakalım bu sefer kuponu kaç kişi görecek? Evet. Bakalım. Kadar dikkatli izleyici varken kaçmazsa da. Görüyorlar genelde zaten. Evet. Ve hala bir glitch yok. Terk edilmiş. Ah ah. Biz ve Village önünden şanssızlığımız. Redwood buldum yine. O güzel. Lan bu eksanlar da işe yaramıyor sanırım, değil mi? Yarıyor olması lazım. Hayır. Şu hani uzun olanlar. Yarıyor olmalı. Ama yarıya kadar falan kırabilir. Tamamını kıramayabilir yani. Ve ben de diğer chestleri de yavaş yavaş sorun chest'e dönüştürmeye başladım. Aynen, ben de biraz öyle bir şeyler yapmaya başladım. Ve şu an elimizde 9 tane frame var. Bunlardan 6 tanesi impregnated frame. Neden hıçkırık tuttu videonun ortasında beni? Ve mikrofon neden benden kaçıyorsun? Evet. Diğer üçü ise soul frame. Yani bunun anlamı ne? Eş. Bunun anlamı ne? Soul frame yaptıysam bunun anlamı ne? O aralara girişiyorsun. Mutasyon. Mutasyona girişiyorum direkt. Evet, mutasyonu yapmak aslında kolay iştir. İlk olarak bize Combi lazım. Evet, Combi ise Amethyst'inden Forest Meadows'la elde ediliyor. Bu sıranın o kadar bir önemi yok. O yüzden ben şunları direkt koyacağım. Eş bir gelsene. Yalnız şu an çok uzağım evden. Yanına Yanına yatak aldın çekilirsem. mı? Efendim? Yanına yatak aldın mı? Hayır. O zaman şunu yapıyorum. Evet. Evet. Tamam. Ufak bir şeyle ilgilenmiştim. O yüzden videoyu kesmiştim. Sıkıntı yok. Bu arada hala aşağıdaki flux düzeyimiz yüksek mi? Bakıyorum. Evet. Şurayı geçince direkt dangerous. Evet. Eşin kurcalamaları sağ olsun. Aşağıda dangerous seviye flux'ımız var. Dangerous dediğim bu dangerous kaç? 2 gündür devam ediyor. Yalnız serverda chunk load'umuz yok. Ha, Hatırlatayım. doğru. Aklıma gelmişken. Chunk loader yapayım. Evet, ben de Blaze Rod var Enchant biliyorsun. table'ımızı ödünç alacağım. Tamam. Tinker's Construct olduğu için bir yandan o kadar fazla kullanmıyoruz Enchant Table'ı. Hı. Hatta sadece Tomcraft'ta kullanıyoruz. Evet, 3 tane Wand of Equal Trade yaptık. Üçünde de bir Grammy Enchant gelmedi. Normalde istediğin, yani güzel enchantler istediğinde gelmez ama Wand of Equal Trade'e gelir ki hiçbir işe yaramaz. Ve kapım çaldı. Geldim. Evet. Eş. Buradayım. Tamamdır. Chunk loader'ımızı alalım. Ve chunk loader'ımızı yapalım. Chunk loader'ımızı alalım ve chunk loader'ımızı yapalım. Ne güzel. Grameri katlediyorum. Şuraya koyuyorum ben chunk loader'ı. Tamam. Aa, ben açamıyorum. Evet, sen açamıyorsun. Bunu bilmiyordum. Bir saniye. Oraya koymayacağım.
Evet. Çak olur buraya daha iyi gider. Çak limitleri konusunda bir derdimiz de yok. Evet. Bir saniye. Oha, Common Princess elde etmişiz. Öyle mi? Bir saniye, o yalnız purebred mi? Sanırım değildir. Bakacağım onunla ben. Nerede Common Princess yalnız? Forest Drone var, bir tane Common Drone, bir de Common Princess. Nerede? Şey, Benim Apiary'de. apiary'de. Hani şey, Soul Frame koymuşsun ya. Aa. İnceleyelim hemen. Evet. İnceleyelim hemen bunları. Realizer'ımız git. Evet. Analyzer'ları değiştir. Evet. Common Forest. Bu ise gene Common Forest. Bu ise Forest Common. Ne güzel. Şu an sol frame'leri çıkartıyorum çünkü bize ince ayar lazım. Aslında dur, hatta bunu özellikle şurada da yapabiliriz. Çünkü mutasyonları engeller bir yandan. Ne dersin? Bence de olur. Nasıl olsa hepsinde common trait var. İlla Evet. birinden birine tutunur. O zaman da sen şuraya git. Sen buraya geç. Evet. Mutasyon şansını tamamen yok ettiği için buraya koyuyorum common coin'lerimizi. Bakalım sonuç ne olacak. Tabii biraz daha ömrü uzuyor, o ayrı mevzu. O yüzden biraz daha zaman alacak bu. Ancak umarım başarılı olur. Evet, bu şekilde işte biraz o şöyle biraz böyle falan filan safkan common bee elde ediliyor. Safkan common bee'yi elde ettiğimiz takdirde işler başlamış oluyor işte. Çünkü common bee hangi tip arıcılığa girişecekseniz girişin en temel arı. Yani o olmadan diğerlerine başlayamıyorsunuz. Öyle bir yetkiniz yok. Hatchery'lerimizin de olgunlaşmasını bekliyorum bir anda. Ben de bir tane storage drive yapayım mı diye düşündüm ME sistemi için. Ha, şimdi gerek yok. Yalnız yakında o illeri, hatta şey, sonraki bölümle bu bölüm arası o illeri aktarabiliriz. Tamam. Ha, bir de süreye bakayım ben hemen. Evet, geri döndüm. Ve aklıma bir fikir geldi. Neden burada bunlarla uğraşıyorum? Çünkü ölmesi biraz zaman alacak. Ve bize hemen ölmesi lazım. Nekrotik frame mi kullansak? Senin nekrotik bon vardı değil mi? Bilmem. Sen nekrotik frame... bu şekilde crafting'i biraz sıkıntı. Diğer crafting'i gösteriyor mu? Evet, gösteriyor. Ama orada da çok fazla aspect istiyor. Onun yerine gidip chocolate frame kullanacağım. Ama bende koku vardı biraz. Gerçi bir tane var. Burada da az iki tane varmış. Ah! Kulağım. Kulağım, 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 kulağım. Kapat şunu. Efendim? Kulağım. Düzeldi, düzeldi demin, merak etme. Bir anlık olmuştu. Ha, pardon. Fan mıydı o? Bilmiyorum, falan hep çalışıyor. Welcome to Evet, hatırlıyorum ben de. Tabii benimki bu kadar kötü değildi diye hatırlıyorum. Öyle miydi yoksa? Bilmiyorum, şikayet etmemeye çalışıyorum. Elinde olan bir şey değil sonuçta. Yani. Ha, sıkıntı yürüyor da. Ben de bir de duyacak tek kişi ben değilim.
Orada bir sıkıntı başlıyor. Evet, ilk kelebeğimizi yakaladım. Aa! Sen tutmamış mıydın? Hayır. Bu arada kelebekler şu an herhangi bir işlevi olmayan bir şey. Ve bana 3 tane şundan ver. 3 tane chocolate train'imiz var an itibariyle. Ev gündüz yapalım. Tamam. Evet. Şimdi chocolate train'lerimizi de aldığımıza göre şuraya dizelim chocolate train'leri ve bunun içine koyalım. Chocolate frame ne diye soracak olursanız, hem arının biraz verimliliğini artırıyor, hem de arının ömrünü kısaltıyor. Bu sayede ömrü iyice kısalana kadar bekletip ardından buraya koyacağız. Bu sayede mutasyon geçirmeyecek, umarım. Aslında onun için de bu sefer öldürmeyi deneyebiliriz. Çünkü çok fazla bir mutasyon geçireceğini sanmıyorum. Çünkü Chocolate Frame de yanlış hatırlamıyorsam mutasyon şansını düşürüyordu. Ya da öyle bir şeyler olabilir. Aslında da şunları da toplayalım, kotonlarımız. Ah. Ona şu kelebeği koyacak bir item frame yapayım. Item frame'lerde tam gözükmüyordu diye hatırlıyorum sanki. Bilmem bakalım ne oluyormuş. Onun yerine Bibliocraft'ın şu şeylerini kullanabilirsin. Çok açıklayıcı oldum ama. Anladım. O kutuları. Ayrıca şuradaki düzeni de değiştirmem lazım. Ha. Cherry, sen neye dönüşeceksin? Daha sen neye dönüşebilirsin? Limona dönüşebilir Silver Liner'ı. Tek limon işimize yarar. Ama o kadar işe yaramaz. Ha, Silver Liner'la birlikte Camel Walnut'a dönüşür. Evet. Şimdi yapacağımız o zaman çok açık. Ne taraf çiçek? Yep. Arıcılığın ilginç noktası. Her taraf çiçektir. Ve hazır gelmişken kendime bir item daha. Güzel. Kendime bir item daha yapmam lazım. O da 64 tane değil bir tane gerektiriyordu gerçi ama. Nasıl Nether iki tane portumuz var mı hiç? olması lazım bir yerlerde. Toplamıştım. Varmış. Var mıymış tam? Siz gidin. Bana Tool Rod ve Axe Head lazım. Ve sen de eriye dur. Şunu algılamıyor musun yoksa? Hadi bakalım. Avazı taştan yaparım. Bir tek Wither Skeletons kolumuz yok ya. Evet. Yalnız senin kellen de ilgimi çekiyor ha. Nasıl yani? Kelleğimi kopartabilirim bunla. Çok sinsi bakıyorum yalnız. Evet, bir adet honey kombomuz var common beam'imizden. Ha, içeriden silver lime'larımı da almayı unuttum. Hazır gelmişken heal cheer'leri de yenileyim. Face ne yaptım? Neyse ben bir Nether'a gidip öleyim geleyim. Yaz öyle neden ölüyor? Bilmem hep böyle içimde bir şey var. Sağ çıkamam diye düşünüyorum. Çıkarsın çıkarsın merak etme.
Bir tane daha Tuğrul'u elde etmiş olalım. Bana bir adet balta ver. Bunu yapmamın sebebi hem zaten tek blokluk tahtaları da kıramıyordum. Hem de işte asıl özel kısma geliyoruz. Bu. Bunu yapabiliyorum. Oh, grafter, gel buraya grafter. Sen ne çıktın bakalım? Ah, Hillçeriymiş. Muhtemelen cross species. Evet, ufak bir aksilik yüzünden bir kısmı çekemedik. Burada Ash Nether'a gitti. Gerçi o kısmı çekmiş olabilirim. Ve ben şu setlinkleri aldım. Ve Ve ben birazdan... hala ölmedim. Hı? Ay güzel. Hala. Portala geri gidemiyorum ama sen nasıl çıktın geri? Hı? Portala giderek. Çok yüksekte kalıyor portal. Çünkü ben aşağıdan gitmemiştim. Yukarıdan gitmiştim. Evet. Bunları da yerleştirdik. Kalan bom yılları ne yapıyorum? Şuradan çeri elde etmek için kullanıyorum. Bu da ilginç bir birleşim. Bu da muhtemelen crossbreed bir yıl çeri. Evet. Evet, ben Of. yanına geliyorum. İki tane gaz. Mikrofonun sesini kapayaydın. Nasıl hoparlörünün sesini. Gasları gayet iyi duyduk. Evet. Şunları da aldıktan sonra sanırım bu bölümü bitirebilirim. Evet, bu 10 yılların bittiğine göre şu tarafı komple temizleyelim. Neticede bunlara ihtiyacım var. Çeriler lazım. Elambrex'imizi alalım. Eş. Mikrofonun kapalı galiba. Evet. Ha. Benim ölüm acıma duyun istemedim. Ha, tamam. Sıkıntı yok yani. Henüz ölmedim ama. Bakalım. Ölürsün, ölürsün. Çok güzel moral veriyorum, değil mi? Dilekler için teşekkür ederim. Evet. Şehir setlerimizle elmalarımızı da şuraya koyalım. Evet ve son bir şey daha halletmem lazım. O da ha, gerçi sen zaten Nether'dasın. Rahatlıkla bunu burada gündüz yapabilirim. Evet. Giving Ash aşkın 64 Jungle Onu Wood. AI bilmiyorum. sanırım bir sapıtmış orada. Evet, çünkü zaten alsam da niye Jungle Boots sapling alayım? Ash. Ben de. Ben bir şey yapmadım. Mutasyonlarımıza bakalım bakalım. Mutasyonlarımıza bakalım bakalım yalnız. Türkçeyi katletmenin bu kadarı. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım.
Ah. Forest Princess. Aa, Safkan Kavun drone'umuz var. İki tane hem de. Prenses mi Hadron? Drone. Hadi bakalım. Haydi. Başladım. Bu arada bee house'ların da burada olmasının güzel bir olayı, bir güzelliği var. Onlar da Nitro Creeper zannettim. Şu Angry Creeper zannettim bir an. Neyse. Onlar bunların mutasyonunu hızlandırıyor. Bu ağaçlarımızın. Evet, sanırım bölümü burada bitirebiliriz. Önümüzdeki bölüme ben Safkan Kamın bir elde etmiş olurum. Oradan da Cold Vade'a yavaştan geçiş yaparız. Değil mi? Evet, bence de. Fikir. Tamamdır. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfte bin günler. İyi eğlenceler. Sen de bir şeyler söylemek ister misin? Aa. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bir saniye. Son bir şey kontrol etmem lazım. Wild Cherry Serum ve Bealizer'da incelemeye çalışıyorum salak. Evet. Her ne kadar bölümü bitirmiş olsak da henüz videoyu bitirmedim. Ve Safkan Wild Cherry Sapling'imiz var. Tamamdır. Büyüsün bu. Evet. Tekrardan hoşça kalın.